Merhaba arkadaşlar, bu dersimizden itibaren merkezi sinir sisteminin kısımlarını görmeye başlayacağız. Merkezi sinir sistemi iç ve dış çevreden gelen uyarıları alır değerlendirir. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur. Beyin, ön beyin, orta beyin ve arka beyin dediğimiz üç kısımdan oluşur. Beyin ve omuriliğin dış kısmında meninges adı verilen üç katlı zar tabakası yer alır. Bu üç katlı zar tabakası dıştan içe doğru sert zar, örümceksiz zar ve ince zardan oluşur. Sert zar bağ doku yapılıdır. Beyni kafatasına bağlar ancak bu zar omurilikte bağlı değil, bağımsızdır. Ortadaki zar tabakası olan örümceksi zar, yapısındaki bağ doku lifleriyle sert zar ile ince zarı birbirine bağlar. En içteki zar tabakası olan ince zar, taşıdığı kan damarları ile beynin beslenmesini sağlar. Örümceksi zar ile ince zar arasında beyin omurilik sıvısı ya da diğer adıyla boz bulunur. Beyin omurilik sıvısı beyni ve omuriliği darbelere karşı korur. Ayrıca sinir hücreleri ile kılcal damarlar arasında madde alışverişini sağlar. Beyin omurilik sıvısı kan basıncı etkisiyle kılcal damarlardan çıkan sıvıdan oluşur. Beynin kısımlarından ön beyinle başlayalım. Ön beyin, beynin en büyük kısmıdır. Uç beyin ve ara beyin olmak üzere iki kısımdan oluşur. Uç beynin dış kısmında girinti ve çıkıntılar bulunur. Bu girinti ve çıkıntılar beynin yüzey alanının artmasını sağlar. Uç beyin sağ ve sol olmak üzere iki yarım küreden oluşur. Sağ yarım küre vücudun sol tarafını, sol yarım küre ise vücudun sağ tarafını kontrol eder. Her iki yarım küre korpus callosum adı verilen kalın bir akson demetiyle birbirine bağlıdır. Korpus callosum her iki yarım kürenin birbiriyle iletişimini sağlar. Yani her iki yarım küre arasında impuls geçişini sağlar. Uç beynin enine kestiğinde dışta gri yani boz madde, içte ise ak madde bulunur. Gri madde kısmında nöronların dendritleri, hücre gövdeleri ve miyelinsiz nöronların aksonları bulunur. Ancak bazı yayınlarda gri madde kısmında nöronların hücre gövdeleri bulunur ifadesini görmekteyim. Dikkat ederseniz gri madde kısmında nöronların yalnız hücre gövdeleri bulunmaz. Gri madde kısmında nöronların hücre gövdeleriyle birlikte nöronların dendritleri ve miyelinsiz nöronların aksonları da bulunur. Ak madde kısmında miyelin nöronların aksonları bulunur. Ak maddede yer alan bazal çekirdekler hareket dizilerinin planlanmasını sağlar. Bazal çekirdekler zarar görürse Parkinson gibi rahatsızlıklar ortaya çıkar. Gri madde kısmına beyin kabuğu yani beyin korteksi adı verilir. Beyin kabuğunda hafıza, zeka, bilinç, hayal kurma, istemli kas hareketleri, beşliğinin değerlendirilmesi, yine düşünme, algılama ve öğrenilmiş davranışların kontrol edilmesi ilgili merkezler bulunur. Beyin kabuğu her iki yarım kürede de dört lobtan oluşur. Bu loblar ön frontal lob, yan parietal lob, şakak yani temporal lob, arka yani oksipital lobtur. Ön frontal lob istemli kas hareketleri, karar verme, yazma, konuşma ve plan yapmadan sorumludur. Yan parietal lob dokunma, acı, basınç, sıcaklık algılanması gibi duyuların algılanmasını, konuşma ve yazılanın algılanmasından sorumludur. Şakak temporal lob hafıza, duyma ve koku almadan sorumludur. Arka oksipital lobsa görme merkezi yani görmeden sorumludur diye söyleyebiliriz. Evet, gelelim ön beynin diğer kısmı olan ara beyine. Ara beyin, talamus, hipotalamus ve epitalamus dediğimiz üç kısımdan oluşur. Talamus koku hariç diğer duyuların toplanma ve dağıtım merkezidir. Duysal bilgiler talamusta düzenlenir ve talamustan beyin kabuğundaki ilgili merkezlere giderler. Koku duyusuna ait impulslar talamusa uğramaz. Bunun yerine koku soğancı adını verdiğimiz kısma uğrar. Oradan beyin kabuğuna gider. Bunu da ifade etmiş olayım arkadaşlar. Evet, gelelim diğer kısma, hipotalamus. Hipotalamusun gördüğünüz gibi çok sayıda görevi var. Hipotalamus uyku ve uyanıklığın düzenlenmesinden sorumludur. Yine açlık tokluğun düzenlenmesinden, kan basıncından sorumlu. Vücut sıcaklığın düzenlenmesinden sorumlu. Bu anlamda hipotalamus bir termostat gibi görev yapar. Vücut sıcaklığı düştüğünde kılcal kan damarlarının daralmasını,
Yine titremenin ortaya çıkmasını sağlar. Böylece vücut sıcaklığı arttırılır. Vücut sıcaklığı arttığı zamansa kılcal damarların genişlemesini sağlar. Yine terlemenin gerçleşmesini sağlar. Dolayısıyla arkadaşlar, hipotalamus az önce de belirttiğim gibi bir termostat gibi görev yapar. Vücut sıcaklığının düzenlenmesinde görev yapar. Evet, susamadan sorumludur. Vücudun su dengesinden dolayısıyla sorumlu. Üreme davranışlarından, karbonhidrat ve yağ metabolizmasından sorumlu. Heyecan, korku ve stresten yine sorumlu. Hipofiz bezinin çalışmasından sorumlu. Hipotalamus hipofiz bezinin çalışmasını düzenlerken releasing faktör ve inhibiting faktör adını verdiğimiz iki salgısıyla bunu sağlar. Releasing faktör hipofiz bezinden hormon salgılanmasını uyarırken, inhibiting faktör hipofiz bezinin hormon salgılanmasını engeller diye söyleyebilirim. Yine otonom sinirlerin kontrolünden sorumludur. Ve yine arkadaşlar, hipotalamusun ürettiği iki hormon vardır. Bunlar ADH yani antidiüretik hormon ya da bir diğer adıyla vazopressin. Bir diğer hormonu ise oksitosindir. Yani hipotalamus bir endokrin bez gibi hormon da üretir. Ürettiği bu hormonlar hipofizin arka lobunda depolanır. Endokrin sistemde bu hormonları da göreceğiz. Kısaca hipotalamus homeostazinin düzenlenmesinden yani iç dengenin düzenlenmesinden sorumludur arkadaşlar. Gelelim bir diğer kısma, epitalamus. Epitalamus melatonin salgılayan epifiz bezini içerir. Melatonin biyolojik saatin düzenlenmesinde görev yapar. Evet, limbik sistemle devam edelim. Duyguların oluşumu ve yaşanması, amigdala, hipokampüs, hipotalamus ve talamusun bazı kısımları da dahil olmak üzere birçok beyin bölümü tarafından üstlenilmiştir. Az önceki saydığımız yapılar memelilerde beyin sapını çevrelediğinden limbik sistem olarak adlandırılır. Bir sonraki dersimizde de beyin sapından bahsedeceğiz arkadaşlar. Yine limbik sistemin bir kısmı olan amigdala korku ve korku hafızasında işlev yapar. Duysal belleğin depolanmasını sağlar. Yine limbik sistemin diğer bir kısmı olan hipokampüs, kısa süreli hafızanın uzun süreli hafızaya dönüşümünde görev yapar. Bunları da belirtmiş olayım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.